First, I'll ask a personal question. What Are do you we think rolling? of? Yes, I'm recording right now. What do you think of Stefan Lazme? Stefan Lazme? No Lazme, no party. Nice. We miss you, Lazme. Ses 1-2 ses ses. Ses 1-2 ses ses. Ses 1-2 ses ses. Tamam mı? Bir şeyler sordu, sordu, sordu. Abartılı. Kanalıma girdim Betty bak. Dedim. Dedi. Dedim oğlum git hepsini bimle. Merhabalar. Umarım herkes iyidir. Herkese selamlar. Size birkaç zaman önce sorduğum bir şey vardı, rica ettiğim bir şey vardı. Takım arkadaşlarıma soru sormanızı istemiştim. O videoyu sonunda hazırladık ve size hem soruları hem cevapları paylaşıyor olacağız bu video boyunca. Aynı zamanda soru cevapları izlerken araya da kuvvet antrenmanı yaparken bir video çekmeye çalıştım. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ve bunu yaparken de hem biraz daha böyle farklı bir şeyler paylaşmak olsun hem de sık sık genç sporcu arkadaşlarımız belirli sorularla geliyorlar. Neler yapılmalı diye. O yüzden böyle kendimi de alıştıracak bir şeylerle size görüntü sağlamak istedim. İçerik sağlamak istedim ve izlerken aklınızda bulunsun. Bu yaptığınız antrenmanların programını kondisyonerimiz, takım kondisyonerimiz ayarlıyor. Ve sezon içerisinde olduğu için vücudu kuvvetlendirmek öte sahip olduğumuz kuvveti sabit tutmak adına yapılan bir antrenman bu. Sezonun devamlılığını ve sezonun sonunda özellikle fiziksel olarak hazır olmayı amaçlayan. Hareketlerin çoğu basit ve umarım hepinizin kolayca ulaşabileceği şeylerdir. Belirli programın içerisinde olduğu için hareketleri çok şey yapmadım. Kendim seçip paylaşmadım ama bu tarz biraz daha spor eğitimine, biraz daha kuvvet antrenmanına, basketbola özel şeylere daha yavaşça eğilmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Soru cevap kısmında eğlenceli yerler var. Onlar da umarım sizin için de keyifli olur. İyi seyirler. Bugün takıma soru sorarken, cevaplarını da alırken aynı zamanda kuvvet antrenmanımı size paylaşayım dedim. İyi seyirler.
altyapı milli takımlarında sana Sushi'nin oğlu ve Zarar isimleriyle seslenmelerinin nedeni nedir? Başlıca altında yatan kişi Doğuş Özdemiroğlu'dur. Herkesi örgütleyip ilk yarar olarak çıkartıp sonra zarara çevirdiği için ve Sushi'nin bir saçmalık olduğunu düşündüğü için, benim de çok sevdiğimi bildiği için bu yüzden bana böyle bir lakap taktılar. Teşekkürler. Refer to me as Mr. Diebler. Mr. Diebler, how are you doing today? I'm okay. Okay. Thank you for joining us. It's a real pleasure. Yes. And thank you for... My time is precious. Heidi. Okay. Heidi. I'm just kidding. First, I'll ask a serious one, then a little funnier one. Okay, so this is serious right now? Yeah. Okay, my fault. No, you're good. Is there any special, like, shooting practices that you do in your free time? And what would you suggest for kids that's watching basketball that, to work on to improve their shooting? Right now, I just, like, when I warm up, I work on form shooting, like, right under the basket, just working on my technique. And then when I'm still getting warm, I just do spot shooting. And once I'm loose, I start shooting off screen. But when I was younger, my dad wouldn't let me shoot three-pointers until I was old enough, to like, till I was strong enough to... How old is that? ...shoot the proper way. Oh. I mean, when I was in elementary, I started doing it like fifth, sixth grade. Junior high, I was obviously shooting threes because we were playing competitive basketball. But in fifth grade, I was too. But when I was really little, I still would do it, but he didn't want me to. Okay. Because he was always telling me to work on my form and my technique. So that way, as I got older and stronger, nothing changed. It was always the same shot. Okay. And the last one, who's a better shooter, you or Curry? I really have to answer that? Yes. He is, man. He's the best shooter of all time. Well, thank you, Mr. Diebler, for joining us. What's up, Vlado? Yeah. How are you, Vladimir? You wanna record this? Yes, I'm recording this with Memo right behind you. Tired. One thing, how did you improve your game knowledge over the years? Like, what helped you improve that? I'm born smart, you're serious. And the second question is, how do you stay so calm during the game? That's who I am. Cold face. No, this is all my career. I don't change face. I don't show emotion on the court. Out of the court, I'm different. I cannot say completely different, but I'm different. But on the court, this is who I am, really. I don't react on the referee's calls. Maybe sometimes on baskets, missing mistakes, good moves. So this is who I am, really. I know that some people is bothering. Somebody is like saying something bad about it, but this is who I am. Is from the coaches, fans, people, teammates to accept it or not to accept it. Thank you. What was the question? Ya korkmaz nasılsın? İyiyim abi, sen misin? Ben iyiyim, sağ ol. Bu Ege arar varken olmuyor mu? Ege'nin sorusu kolay. Takma isimleri derler. Sana hemen soralım. Geçen sefer de sormuştum ama biraz şey oldu. 2009 Gençler Türkiye Şampiyonası finalinde yanlış hatırlamıyorsam 6'da 6'lık üçlük atarak Efes'in şampiyonluğu almasına çok büyük katkı sağlamıştın. O maçın duygusunu anlatabilir misin? Yani unutulmaz bir andı bizim için takım olarak, çünkü çok dar rotasyonla bütün sezonu geçirmiştik. Ve en sonunda İzmir'de böyle bir şampiyonada şampiyon olmak bizim için çok önemliydi. Ben de iyi oynamıştım. Bu da benim için ayrı bir sevinç kaynağıydı. Bir tane daha soracağım. Hızlı ve kısa mesafede patlamalar yapabilen bir oyuncusun. Yeteneklerin de ortada ama biraz çekingen oynuyorsun. Neden? bunun yani oynamakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani zamanla ve daha fazla oynadıkça bu çekingen bir daha atacağımı düşünüyorum. Teşekkürler canım. Rica ederim. If you can play with or against NBA stars, past and present, who would be the first name that comes up to your mind? Ooh, maybe Larry Bird.
Good choice. My brother would like that choice. He'd probably pick the same. I mean, I grew up watching Michael Jordan, but Larry Bird was always my mother's favorite, so she was always preaching Larry Bird in the house. So, and Michael was my father, so it was like a household rival. But, you know, Larry Bird grew up in Indiana, came kind of from nothing. And you know, he kind of defied the odds a little bit and, you know, showed that he belonged in the league, and rightfully so. Good choice. My brother's favorite player was Larry Bird also. So Larry Bird was the man. Larry the legend. Thank you very much. No problem. How are you? I'm fine. I think the prettiness in my face is coming from nature, and this is painful to watch. I will connect two questions into one. First of all, when you were younger, because you were tall, were you, you know, made fun of from your friends and other students in school or in other teams? Yes. A lot? Also, a lot, yeah. This was sometimes like really, like, I would say, stressful, and I fight a lot because in the past I had not this confidence like right now, but I had a feeling that this team sport I did, like where I started playing basketball, gave me every year more confidence, mm-hmm. and I felt better. And what would you say, what would you consider as a disadvantage for your height? I don't really see disadvantage. So really, I like, can see two of them. One, exit seats. That kind of stuff. Yes, of course. I think always need an exit seat. I cannot see it in a normal seat, but I think that's not a big thing. You know, I'm used to it. You get used to it to live as a tall guy. So I cannot drive every sports car. I cannot sit on the exit. Like, I have to sit at the exit seats. I have to duck under almost every door. But I think that's something you get used to. And it's not a big thing. Thank you. Umarım her şey yoluna gidiyordur izlediğiniz videoda. Araya ben de takım arkadaşlarıma sorduğunuz soruların yanında bana sorduğunuz soruları da cevaplamaya çalışacağım. Hatta bütün sorduğunuz soruları cevaplayarak en azından arada kaynama olmamasını sağlayacağım. Küçükken nasıl ball handling çalıştın demiş Alperen Gökhan. Yani zaten küçüklüğümden beri sporun temel eğitimini görmeye çalıştım ortamlarda ve fırsatları yakalayabileceğim takımlarda bulundum ve minik takımdan beri hep önem verdiğimiz konulardan bir tanesi gerçekten temel yeteneklerdi. Bu hem top sektirme olsun hem pas ve şut olsun. Küçük yaşlardan beri çok tekrarla yaptığımız şeylerdi ve dönemle bu tekrar ettiğim şeyler tabii ki de değişti ve farklı şeyler oldu ve ilerleyen dönemde buna benzer videoları ve ufak tefek sizin de uygulayabileceğiniz çalışmaları sizinle paylaşacağım. Ama önemli olan şey burada tekrar etmek ve bir hareketi yapmaya çalışırken onu küçük parçalara bölüp tekrarlamak ve olabildiğince doğru öğrenmek ve doğru hareketi öğrenmek. Ardından da onu beyninizin bir yerine kazınana kadar ve düşünmeden yapabileceğiniz hale gelene kadar ve biraz daha fazla tekrar etmek. Hiç sayı atmadan bitirdiğim maç var mı? Çok vardır açıkçası. Yani bu sene bile 2 ya da 3 tane hatırlıyorum sayı atmadan bitirdiğim maçı. 2 sayıyla geridesiniz ve biriniz üçlük kaçırıyorsunuz. Bu kişi takım içerisinde nasıl karşılanıyor? Sonuç olarak bu sorumluluğu almak da bir yük ve genelinde o şutu atacak kişiyi hem eğer mola alma vakti varsa antrenörün seçimine göre bir şey oluyor veya maçın gidişatına bağlı olarak maça en katkısı olan, en çok katkı veren, en çok hücum açısından sıcak olan oyuncu kimse takım olarak da onu bulmaya çalışıyoruz öyle durumlarla karşılaştırdığımızda. Ama sonuç olarak o ortamda girdiği zaman çok seviniyorsun. Bunu çok net söyleyebilirim. Kaçtığı zaman da yani sonuç olarak takım arkadaşını yerin dibine sokmaya gerek yok. Onun yaşadığı psikoloji ve o etkiyi hepimiz yaşamışızdır. O yüzden ona daha çok destek olmaya ve attığı şutun özellikle oynanan pozisyon içerisinde doğru da bir tercih ise doğru şut olduğu için de aslında gerçekten çok da kötü bir tercih olmadığını hissettirmeye ve onu
o arkadaşımızın moralini yükseltmeye çalışıyoruz. Profesyonel basketbolcu olmak için yetenek haricinde neler lazım? Sosyal çevrenin etkisi bence yetenekten daha fazla. Bu konudaki düşüncelerin nedir? Belki de bugüne kadar Güler Legacy'nin buraya geldiği noktada çok önemli bir konuya değinmiş soruyu soran arkadaşımız. Sosyal çevre gerçekten etkili, imkanlar gerçekten etkili ve profesyonel seviyeye gelen sporcu olmak noktasında sadece yetenek yetmiyor. Şans da gerekiyor. Bence yetenekten daha çok azim ve çalışma isteği gerekiyor ve her şeyden öte çok büyük özveri gerekiyor. Ve tabii ki de bunların yeterli olmadığı imkanlar dahilinde de olunabiliyor. Ben bugüne kadar ailecek Güler Legacy kamplarında tanıştığımız bir sürü sporcunun içerisinde farklı imkanlarda büyüyen bir sürü çocukla tanışma fırsatı yakaladığımız için onun nasıl bir süreçten işlediğini farkındayız. Ama şunu da söylemek isterim ki aynı zamanda bu sadece Türkiye'nin farklı illerinde değil, dünyada da imkanların getirdiği şeyle ve o profesyonel sporcu olmak adına geçen süreçte radarın ne kadar içerisine girebildiğini görebileceğin bir ortamda çok zor ve uzun bir süreç var. Ve bugün baktığınız zaman ben takım arkadaşlarımla atıyorum, küçük takımdan beri oynadığım takım arkadaşlarımdan profesyonel olarak oynayan bir veya iki oyuncudan biriyim şu anda. Herkes belirli bir süreden sonra ya farklı tercihlere kendileri yöneldiler ya da önlerindeki şartlar ona yönlenmelerine sebep oldu. Ama dediğim gibi o profesyonel olma yolunda sadece yetenek yetmiyor. Sadece sosyal çevre de yetmiyor. Tek başına işte çok büyük bir kulüpte spora başlamış olmanın yeterli olduğunu söyleyemem. Her şeyden önce ulaşmak istediğin hedefe ne kadar odaklandığın ve o hedefe ulaşmak için ne kadar çalıştığın ve neler yaptığın önemli. I'm sharing these on like YouTube and stuff, so fans ask some questions. One question: when you guys were younger, who was winning in one-on-one games between you and CJ? Well, it's a three-year difference, so like 3.5 years. I'm a little bigger at the time, a little stronger, so it was me. I don't think he ever beat me in a game until he was like 21. Okay. And that's when I thought, okay, you ready now. And are you guys still playing one-on-one at this point? Yeah, we play like a series, so like it's a 12, best of the 7. And, you know, I'm not afraid to admit, you know, he can get me. He gets me. We play probably like 4-2 in a series. Okay. One more question. What would you suggest to young kids for being a point guard and what to work on when they're younger? I'd say the biggest thing is just discipline. Dedicate yourself, work hard, and you know, you just got to treat it like a job. Whatever it is you want to do in life, just do it consistently, and the sky's the limit. Thank you very much. Yeah, no problem. Afiyet olsun yükselici. Cem Güler diyor ki, nasıl besleniyorsun da savunmada bu kadar aktif olup yorulmak bilmiyorsun? Bunu nasıl beceriyorsun? Öncelikle sosyal yaşantıma, yediklerime çok dikkat ediyorum. Tabii ki de bir çok fazla da bir diyetisyen eşliğinde değil ama sosyal yaşantıma çok dikkat ediyorum. Bir de o içten gelen bir şey sonuçta. Hırs ve azimle gelen bir şey. O yüzden savunmada yorulsam bile onu hissetmiyorum. Peki bir soru daha soracağım. Savunmamı nasıl geliştirebilirim diye sormuş. Sen ne tavsiye edersin genç basketbolculara? Öncelikle savunma dediğim gibi içten gelen, bana göre içten gelen bir şey. Benim de geliştirmem gereken önemli özelliklerim var sonuçta savunmada. Hiçbir zaman yılmamak lazım. Geri adım atmamak lazım. Karşınızdaki belki Avrupa'nın en iyi oyuncusu olabilir. Çok iyi bir guard ya da çok iyi bir oyuncu da olabilir. Biraz saha içinde size pislik de yapabilir. Kötü de konuşabilir ama hiçbir zaman geri adım atmamak lazım. Önemli olan da o.
Daha sonrasında da tabii savunmayı iyi yapan oyuncuları edit edip iyi izlemek lazım. Özellikle toplu savunma yaparken. Toplu savunmayı ben daha iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden izleyerek ve içten gelen o azim ve hırsla daha çok kendilerini geliştirebiliriz. Ya daha çok kendini geliştirebiliriz. Süpersin. Teşekkürler. Evet. How are you, Alex? How's the ankle? It's okay. How's the baby? Still got some pain. She's doing good. Sleeping well, you guys, or? Last night, very well. That's pretty much the whole night. That's great. Yeah. You watched the 2016 dunk contest? NBA? Yeah. That was this past season? A little bit. Not much of it. Yeah. The question was, I think, no, it was the last one. The one with Aaron Gordon. Yeah, I saw that. Okay. Who should have won, you think? I think Zach LaVine should have won, but I think Aaron Gordon had the best dunk probably of ever in the slam dunk contest. Which one was it? The one where he jumped over the mascot and put the ball under his legs. I think I thought that dunk was unreal. Thank you. Yeah, no problem. How are you? Good, thanks. How are you doing? good. What did you feel like after making that 3 points against Australia? Feeling was great because first of all, you remember that we had great time over there in Barcelona and Bilbao. We had great team, and also my family was there, so I had that 15 days when we were together in Spain. It was great feeling, and after when we beat Australia, that was like great feeling, and we, as you remember, we celebrated together, and it was great. It was great. Thank you. That's the question. We'll talk after. What is the best local food that you tried in Turkey? Bunayla. I really like, because in Uruguay we used to eat steak, and it's one of the similar here in Turkey. And what was the thing that you were telling me about? I asked you about this typical food that is a piece of bread with meat over this. And yogurt on and the side? Yes. İskender. I like without yogurt. You like without yogurt? Without yogurt. But İskender, I think. With sauce on top. Yes. Okay, that's İskender. I like this. Thank you very much. Nasılsın Orhan, iyi misin? Nasıl Didman? Güzeldi abi. Yokluğun hissedildi. Geçen seneki birincilik macerasından sonra büyük bir takıma geçiş sürecinde kendini bu yoğun tempoya zihinsel ve fiziksel olarak nasıl hazırladın? Evet, bir sene dediğin gibi bir sene ara vermek Süper Lig'e. Hani Uşak'ta da iki sene önce çok süre alamadığım için, aslında oynamak istediğim için daha çok gittim acaba deme. Yani Euro Cup şampiyonuna gelmek ve Euro Lig takımı sonuçta çok önemliydi benim için. Mentor olarak yazın çok hazırlandım fiziksel olarak da. Yani çok istediğim gibi gitmedi aslında ama yani hala sezon devam ediyor. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Tamam hocam. Okay. I asked you this before but I had to record it again. Okay. Aynı soruları mı soracaksın? Unfortunately because the sound is terrible. Terrible. How was it to play with Tim Duncan in the league? It was great. He was the smartest player I've ever played with, but also a lot of people don't really know a lot about him and his personality, but he's a great guy, funny, really smart businessman, but overall on the basketball court, the smartest player I've ever played with. I have one more question for you. The Galatasaray fans really like you. What do you think about the fans, and what's your impression of them so far during the season? I mean, they're very loyal. I mean, we haven't had the greatest season, but you know, they come out and show their support all the time. I think that they're the most loyal and probably the hardest cheering working fans that are in Istanbul and maybe in Europe. You know, I bet if we had a lot more wins, you know, I think every game would be sold out. Maybe not all the Turkish League games, but definitely all the Euro League games were a great atmosphere, and I'm appreciative of them. Thank you. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım hem soru cevap kısmında hem de
aradaki ağırlık antrenmanı kısmını beğenmişsinizdir. Videolara yaptığınız yorumlar ve destekleriniz ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Her gün geçtikçe daha da iyi içeriği daha uygun şekillerde size sunmaya ve sizinle farklı yönlerle iletişim kurmaya devam ediyorum. Umarım iyi de iş beceriyorumdur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.